İş sağlığı güvenliği istisnasız her sektörü yakından ilgilendiren hayati bir kavram. Sektör 6331 gibi müstakil bir yasaya kavuşmadan çok evvel 1998 yılında bu alanda faaliyete başlayan Genç Hekim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, Konya ve Muğla başta olmak üzere pek çok şehirde birçok sektör temsilcisinin çözüm ortağı oluyor. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması, çalışma hayatının öncelikli şartı ve tüm sosyal tarafların ortak sorumluluğudur. Bu hedef doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği ilk kez 6331 sayılı müstakil bir yasayla ele alındı ve iş kazalarını önlemek amacıyla 2012 yılında yürürlüğe girdi. Yasanın uygulayıcıları da bakanlıkça yetkilendirilen ortak sağlık güvenlik birimleri oldu. İş sağlığı güvenliği alanında Konya'nın en köklü kuruluşlarından Genç Hekim OSGB, 16 yıldır işverenin çözüm ortağı oluyor. Şirket müdürü İbrahim Ünal, kuruluş sürecini ve bugüne dek verdikleri hizmetleri özetleyerek söze başlıyor. Genç Hekim olarak 1998 yılında kurulan Özel Yaşam Tıp Merkezi adı altında işletmeciliğimize başlayan bir firmayız. Tabii ki o dönemlerde böyle bir kanun, böyle bir yönetmelik yok. O dönemlerde Hıfzı Sıha Kanunu çerçevesinde iş yerlerinde portör muayenesi hizmeti veren ve ilk işçi sağlığı diyebiliriz buna. İlk işçi sağlığı hizmetlerine böyle başlayan bir firmayız. Bunun müteakibinde 2003 yılında yayınlanan ve yürürlüğe giren 4857 sayılı iş kanunu çerçevesinde bu kanunun kapsamı içerisinde olan maddelerle ilgili işte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın firmalardan istemiş olduğu eğitim, iş güvenliği eğitimleridir, gerekli sağlık kontrolleridir, teknik kontrollerdir. Bu tür hizmetleri vermeye başladık 2003 yılında. İş sağlığı ve güvenliğinin müstakil bir yasaya sahip olmadığı dönemlerde firma iş ve işçi kaybını önlemeye yönelik girişimlerde bulunuyor. İşletmelerin ölçtürmek zorunda, yaptırmak zorunda, kontrol ettirmek zorunda olduğu işte basınçlı kaplardır, vinç, gezer vinç, portal vinç, elektrik tesisatı kontrolleridir. Bunlar da bünyemizde bulunan mühendislerimiz ve teknik elemanlarımızla bugüne kadar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 2011 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yetki belgesini alan kurum, Konya'daki yapılanmanın ardından 2013 Ocak ayında Muğla'da da hizmete başlıyor. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi yetki belgemiz, sertifikalı ilk yardım elemanı yetiştirmek üzere Sağlık Müdürlüğü'nden aldığımız ilk yardım eğitici yetki belgemiz, bunun akabinde teknik kontroller aynı şekilde devam, bu hizmetleri veriyoruz. Firmalara iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli hizmetlerini sunuyoruz. Alanında uzmanlardan oluşan, saha tecrübesine sahip deneyimli bir kadro iş başına geçiyor. 80'e yakın çalışanımız var. Bu çalışanlarda tabii bizi en büyük artımız 16 yıllık tecrübemiz. Bu işlerin nasıl olacağı, nasıl yürütüleceği, bununla ilgili yaşamış olduğumuz tecrübelerden dolayı en büyük artımız firmalara, firmanın yapısına uygun branşta mühendis iş güvenliği uzmanları vermek. 6331 sayılı müstakil kanun öncekilerle kıyaslandığında pek çok üstünlüğe sahip olduğu görülüyor. Bu kanunun en büyük özelliği 4857'ye bağlı yani işçi kadrosu değil, tüm çalışanları kapsaması. Memur, amir kesimi, işte tüm işçi kesimi, tüm komple herkesi kapsaması ve ayrıyeten 4857'deki gibi 50 ve üzeri değil, 50'nin altındaki işletmeleri kapsamasıydı. İbrahim Ünal, pek çok sektörden firmanın tercihi olmalarını, tecrübelerini ve hizmet kalitelerine bağlıyor. Hizmet almak isteyen firmaların bizi tercih etmelerindeki en büyük etken bizim tecrübemiz, artı kadromuzun her zaman güçlü olması, iyi olması, hizmeti zamanında vermemiz. Çalışma Bakanlığı firmalardan ne istiyorsa biz bunları bir paket halinde firmalara sunabilmemiz bizi diğer firmalardan ayırt eden bir özellik. 2010 yılı verilerine göre ülkemizde her gün 172 iş kazası meydana geliyor. Her gün 4 işçi hayatını kaybediyor, 6'sı iş görmez hale geliyor. İbrahim Ünal, sorumluluk duygusuyla hareket ediyor, işin manevi boyutunu önemsiyoruz diyor. Sağ salim bu insanları eve nasıl göndeririz? Herhangi bir iş kazasına nasıl engel oluruz? Meslek hastalığına nasıl engel oluruz? Asıl bizim hep düşüncemiz buydu. Her sektöre hitap eden firma Konya'da sanayiye yoğunlaşırken Muğla'da turizm ve mermer ön plana çıkıyor.
Konya genelinde şöyle diyebiliriz, çalışmadığımız bir sektör yok. Her sektörde var. İşte ayakkabı imalatıdır, talaşlı imalatıdır, makine üreticileridir, çimento fabrikalarıdır, mermer sektörleridir, taş ocaklarıdır. Konya'da mesela taş ocaklarını nereden bakarsanız belki %80-%90 bizim elimizde. Yol inşaatlarıdır, her türlü sektörümüz var. Muğla'da da mermer ve turizm üzerine kurulu bir şehir. Yani Konya gibi sanayileşen bir şehir değil. Orada işte doğal kaynak maden var, artı turizm sektörü var. Orada da hizmet verdiğimiz alanlar bu şekilde. Aşağı yukarı şu an itibariyle 875 firmaya hizmet veriyoruz. Sağlıklı ve güvenli bir iş yaşamı sağlamak, maliyet ve yararlılık açısından en verimli yatırımlardan biridir. 6331 sayılı kanun gereği işletmeler iş yeri hekimi bulundurmak zorunda. Ancak istatistikler bu alanda uzmanlaşan hekimlerin sayısının 15.000 düzeyinde olduğunu gösteriyor. İş yeri hekimi Selim Sıtkı Yarkın, çözüm iş yeri hekimliğinin tıpta uzmanlık haline getirilmesinde diyor. 6 milyon sigortanın %57'si 50'den az işçi çalıştıran işletmelerde çalışıyor. 50'den fazla sigortalı çalıştıran iş yeri sayısı ülkemizde 16 bin civarında. Buna karşın iş yeri hekimi sayısı bu sayının altında. İş yeri hekimi ülkemizde maalesef bütün hekimlerin, pratisyen hekim olsun, göz hastalıkları uzmanı olsun, genel cerrah olsun, bütün hekimlerin kursa giderek sınav sonucu aldıkları bir sertifikayla oluyor. İş yeri hekimliğinin bir tıpta uzmanlık haline getirilmesi gerekir. Yarkın görev ve sorumlulukları üzerinde duruyor. Amacımız sadece muayene hizmeti vermek değil, koruyucu sağlık hizmeti sunmaktır diyor. Firmalar daha çok iş yeri hekimini şöyle anlıyorlar. Hasta olan işçiler gelsin, muayene olsun, eşlesini alsın, hastaneye gidip iş gücü kaybını engelleyelim. Esas önemli olan işçi sağlığı, iş güvenliğinde. İş sağlığı ve güvenliğinde muayene edici hizmet, tedavi edici hizmet değildir. Koruyucu hizmetin verilmesi. Yani bizim esas görevimiz fabrikalarda iş sağlığının düzenlenmesi, havalandırma şartları, gürültü olsun, gerekli ölçümlerin yaptırılması. Sağlıklı ve güvenli iş koşullarının oluşturulmasında iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanıyla görev ve sorumlulukları paylaşıyor. İş güvenliği uzmanı arkadaşımızla devamlı irtibat halindeyiz. Birçok gerekli testleri yaptırıyoruz. İş güvenliği arkadaşımız için belki vinçin kaldırma kapasitesi önemlidir ama benim için o vinçteki metal yorgunluğu önemlidir. İşçinin başına parçanın düşme riski önemlidir. Arkadaş makine ve iş güvenliğini araştırırken ben işçinin güvenliğini araştırmak durumundayım. Meslek hastalıkları sürecin en can alıcı kısmı. Meslek hastalıkları bütün Avrupa ülkelerinde 4-5 iken ülkemizde 1/10 gibi görülüyor. Bu iş yerlerinin sağlıklı çalıştığı anlamına gelmez. Bizim meslek hastalıklarına teşhis koyamadığımızı gösterir. Onun için iş yeri hekimliğinin böyle bir kursla değil, bir uzmanlık olarak değerlendirilmesinde yarar var bence ülkemiz açısından. Anahtar kavram güvenlik kültürü. Anaokulundan başlayıp eğitim hayatının her kademesinde ele alınması gereken güvenlik, daha sağlıklı iş ortamları yaratılmasının da temelini teşkil ediyor. A sınıfı iş güvenliği uzmanı maden mühendisi İzzet Mutlu, işverenle anlaşılmasının ardından yaşanan süreci izah ediyor. Öncelikle yaptığımız firmadan temel bilgileri almak, hangi sektörde çalışıyor, ne kadar çalışanı var, bu işletme nerede, çevresel koşulları neler? Önce bunları değerlendiriyoruz. Çalışanlarla görüşülüyor, işverenlerle görüşülüyor. Yeni mevzuatın getirdiği hususlara göre neler yapılmış, neler yapılması gerekiyor? Karşımıza aldığımız firma bu işin neresinde? Tabloyla bunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. İşin öznesi insan. Alınan tedbirler bir yönüyle çalışanı koruyor, diğer yönüyle verimi artırıyor. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimlerinin bakış açısı sadece çalışanların sağlık güvenliği değil, aynı zamanda o iş yerinin üretimini aksatmadan nasıl daha fazla üretim yapılabilir, kalitesi daha fazla nasıl artırılabilir? Bunu da görerek bu üçlü yapıyla bir yol çizmek. Ama şu anda belki bu mevzuatın yeni olmasından, belki birçok işletmenin iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimini ilk defa görmesinden dolayı bir ön yargı var.
Ama biz birçok işletmede bu önyargının zamanla bizleri tanıdıkça yıkıldığını görüyoruz. İzzet Mutlu, kendi ekipleri için risk analizi yaptıklarında bünyelerindeki iş güvenliği uzmanlarının da pek çok sektöre hizmet verirken psikososyal desteğe ihtiyaç duyduklarını tespit ediyor ve motivasyon artırıcı etkinlikler organize ediyor. İş yerinde risk değerlendirmesi yapıyoruz, tehlikeleri görüyoruz. Fark ettik ki kendi çalışanlarımız da bazı tehlikelere maruz kalıyor. Psikososyal etkenler belki bunda çok fazla etkili. Neden? Çünkü birçok iş yerinin tehlikesini görüyor, belki kaza haberleri alıyor. Çalışanlarımız için onların daha mutlu çalışma hayatını nasıl daha iyi geliştirebiliriz sorusuna cevap beraber arıyoruz. Bazı uygulamaları da yerine getirmeye çalıştırıyoruz. Örneğin en son bu sportif bir faaliyet, Manavgat Şelalesi'nde işte rafting uygulaması, ne bileyim piknik uygulamaları veya gezi faaliyetleri, bazı akşam yemekleri olabilir, ziyaretler olabilir. Bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kontrolü büyüyerek bugünlere geldik diyen şirket müdürü İbrahim Ünal sözlerinin sonunda tüm iş yerlerinde güvenli iş koşulları yaratılması temennisini paylaşıyor. Her zaman için sağlam bir şekilde yavaş yavaş emin adımlarla büyüyen bir firmayız. Hızlı bir şekilde hiçbir şeye ulaşmadık. Yavaş yavaş. Mesela Muğla'yı açarken 4 yıl düşündük. Hiç acele etmedik. Çalışanlarımızın güvenle gidebileceği, güvenle çalışabileceği iş yerleri için biz her zaman buradayız.